Merhabalar. Dativ konumuzda devam ettiğimiz yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün Dativ'deki propozisyonenleri işleyeceğiz. Ekler hangileri, hangi eklerle Dativ kullanımı yapıyoruz? Bunlara bir göz atacağız. Hemen bu listemiz bir gelsin. Yanda gördüğümüz propositionlar arkadaşlar, ekler sadece dative ile kullanılan bunlar geldiğinde sadece dative isme dative ekleri getireceğimiz eklerimiz. Hemen bunlarla ilgili örnekler yapalım arkadaşlar. Up bir şeyden beri, manası veren işte abdem ersten septemba ilk Eylül'den beri işte cümlenin devamında bir şeyler verebiliriz. Başka bilgiler verebiliriz. Up geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi September, der September'da dem September olarak datif olarak cümlede yerini aldı. Aus bir yerden gelmek mesela ich komme aus der Türkei diyorduk mesela. Burada normalde die Türkei, normalde Türkiye'nin bazı ülkelerin artikelleri vardı malumunuz. Die Türkei'di. Bu da burada aus ekinden dolayı der Türkei oldu. Mesela Irak için mesela der Irak artikeli der Irak, aus dem Irak diyorsunuz mesela. Bu şekilde aus'un kullanıldığı bir yerden geliyorum den dan manasını veren ekimizde yine datif kullanıyoruz. Mesela nominatif olsaydı die Türkei ist schön, Türkiye çok güzel, Türkiye güzel şeklinde die'yi kullanıyorduk ama datif olduğu için der Türkei, bunu da belirtmiş olalım. Auser bir şeyin haricinde manası veren bir ek. Alle sprechen Deutsch außer mir. Benim dışımda herkes Almanca konuşuyor gibi bir mana var burada. Außer dediğiniz gibi de personal pronomen burada mir datif şeklinde yerini almış. Bei de da iki manası veren bir ek arkadaşlar. Mesela ich wohne bei meinen Eltern. Ailemin yanında yaşıyorum gibi mesela. Yanında Dida benim ailemin yanında. Ailemde, ailemle beraber yaşıyorum manasında bay kullanıyoruz. Veya wie ist das Wetter bei dir? Senin orada, senin yanında hava nasıl? Yani sizin orada hava nasıl derken burada bei dir, sende hava nasıl veya sizde havalar nasıl gibi bunu da kullanıyoruz. Gegenüber bu da arkadaşlar karşısında gibi bir mana veriyor. Yerden bahsederken yani bir yerin karşısında derken mesela adres soruyoruz. İşte şunun karşısında derken veya nerede yaşıyorsunuz veya işte wir wohnen gegenüber dem Park. Parkın karşısında yaşıyoruz. Burada der Park normalde der Park, dem Park olarak cümlede yerini aldı. Bu da datif ile kullanılan diğer bir ekimiz. En çok kullanacağımız şeylerden biri de mit, beraber manasında with yani İngilizce'deki. Ich spreche mit meiner Schwester. Kardeşimle, kız kardeşimle konuşuyorum. Veya wir fahren mit dem Auto. Biz arabayla gidiyoruz gibi. Burada yine das Auto da dem Auto'ya döndü. Yani die Schwester da meiner Schwester'e döndü arkadaşlar. Sonrasında manası veren, sonra manası veren bir ekimiz. Nach dem Deutschunterricht essen wir Eis. Almanca dersinden sonra dondurma yiyoruz gibi. Burada da yine nach dem Almanca dersinden sonra den sonra manasında. Burada Deutschunterricht maskülün bir ifade olduğu için dem olarak burada artikeli yerini aldı. Zeit bunu bir yerde yaşamakla ilgili videomuzda bahsetmiştik. O da datif kullanılıyordu mesela. Ich wohne seit einem Jahr in Köln. Bir yıldır yani bir yıldan beri bir yıldır Köln'de yaşıyorum manası veriyor arkadaşlar. Von bu da yine dendan bir yerden bir yerin falan manasında. Mesela wir wohnen gegenüber vom Park.
Parkın karşısında buradaki in burada fondan geliyor arkadaşlar. Normalde işte fondem dememiz lazım ama kısalttığımız için bu N düşüyor, DE düşüyor. Birleştirip fom haline getiriyoruz. Zu bu da bir yönelme belirten bir yere doğru bir yere giderken kullandığımız mesela bu da yine gehen fiile kullandığımız şey çok fazla kullanıyoruz. İhgehe zu şule okula gidiyorum. Burada mesela nasıl olacak arkadaşlar? Zu dea şule olması gerekirken zur şule olarak re'yi de vurguluyorum burada. Zu şule olarak kısaltıyoruz bu eki. Veya ihgehe zum frizo. Zudem bir anda zum'a dönüştü. İşte berbere gidiyorum manasında bir cümle. Bu da yine datif ile kullanılmış oldu. Buradaki 10 tane ekimizle ilgili örneklerimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi akılda kalması açısından bu size resmi de paylaşmak istedim. Bu akuzatif, datif, sadece akuzatif, gördüğünüz gibi şu kırmızı alan, bu krem rengi alan sadece datif ekleri ve arada da arkadaşlar hem akuzatif hem datif ile kullanılan eklerimiz var arkadaşlar. Bunlarda da çok basit bir ayrım var. Yani wo sorusuna, nerede sorusuna cevap veren veya nerede sorusuna cevap verecek bir cümle kuracaksak onun içinde bu inleri datif olarak kullanıyoruz. Yani bu propositionları datif ile kullanıyoruz. Ama wohin yani bir yere yönelme, nereye sorusunu sorduğumuzda ya da o soruya cevap verecek bir cümle kuracaksak yine bu eklerimiz arkadaşlar akuzatif bölümüne kayıyorlar. Yani bunları ikisiyle beraber kullanıyoruz. Buradaki incelediğimiz ekler sadece gördüğünüz gibi datif içeren, datif ile kullanılan eklerdi. Hemen übungumuzu yapalım. Birinci sorumuz. Stefan spielt mit boşluk Bruder und boşluk Schwester. Burada gördüğünüz gibi mit ekimiz olduğu için arkadaşlar ve Bruder männlich bir ifade olduğu için seinem Bruder dedi. Yani Stefan erkek kardeşiyle ve bu da feminin weiblich bir ifade olduğu için seine Schwester şeklinde yerini aldı. Die Tafel im Klassenzimmer hängt an boşluk Wand. Sınıftaki tahta duvara asılı manasında bir cümle. Burada an, duvara, duvarda, deda manasını veren an ekimiz yine hatırlıyorsunuz datifle kullanıldığı için burada divant bir anda dervanda dönüştü. Deavant olacak. Evet, sorumuz devam ediyor. Carmen wohnt bei boşluk Familie Schmidt. Carmen Schmidt ailesiyle beraber ailesinde yaşıyor. Onların evinde yaşıyor manasında. Bay hatırlıyorsunuz yine datif kullanılan bir ek. Burada da die Familie der Familie haline gelmiş ve cümledeki boşluğu doldurdu. Nach boşluk Essen trinke ich gerne ein Tasse Kaffee. Yemekten sonra ben işte bir bardak kahve içmekten hoşlanıyorum gibi bir cümle. Nach sonra manası veren ekimizdi. Essen'da gördüğünüz gibi yeşille yazdım. Das artikeli alan bir isim. Yani nach dem Essen trinke ich gerne eine Tasse Kaffee. Bir bardak kahve içmekten hoşlanıyorum. Datif yerini aldı burada nach'tan sonra. Yine Zeit boşluk Unfall kann er nicht mehr gut laufen. O kazadan sonra, kazadan beri, burada Zeit beri manasını, den beri, din beri falan bu manayı veren bir ekimiz. Çok iyi koşamıyor. Koşmuyor, yani fazla koşmuyor gibi bir mana vermiş. Zeit, Unfall'da arkadaşlar der artikeliyle tanımlanan bir isim. Zeit dem Unfall kann er nicht mehr gut laufen. Çok iyi, çok fazla, çok iyi koşamıyor manasında bir cümleydi.
Son örneğimiz das Schenke ich dir zu boşluk Geburtstag. Burada yine kısaltmadan bahsetmiştik. O kısaltmalardan biri gelecek arkadaşlar. Bunu senin doğum günün için sana veriyorum. Burada dia de şey arkadaşlar, datifle kullanılan personal pronomen. Sana bunu veriyorum manasında arkadaşlar. Yani ne için verdiğin için. Geburtstag, zum Geburtstag, doğum günün için. Yani burada zu, hatırlıyorsunuz yönelme vardı. Doğum gününe veya doğum günün için manasında bu hediyeyi sana veriyorum dediğimizde burada aslında zu dem olarak açık hali zu dem olan zumu boşluğunu doldurmuş olduk. Bir sorumuz daha var. Die Ferien beginnen ab boşluk übernächsten Donnerstag. Bir sonraki Perşembe tatil başlıyor gibi. Bir sonraki, bundan sonraki bir Perşembe var. Übernächsten bir sonraki demek. Ab olduğu için arkadaşlar burada den sonra, den itibaren manası veren. Donnerstag da biz yine günleri de artikeliyle tanımladığımız için ab dem übernächsten Donnerstag şeklinde cümlemiz tamamlanıyor. Burada da yine dativ kullandık ab ekinden sonra. Videomuzun sonunda ödevimiz var. Hausaufgabe. Bitte schreibe einen Satz mit Dativ in die Kommentare. Öğrendiğimiz eklerle ilgili bir cümleyi yorum kısmına yazmanızı isteyeceğim. PDF dokümanlarımızı da hatırlatmak istiyorum. İnternet sitemizde ve videonun açıklama bölümündeki linkte yer alıyor. Oradan indirip istifade edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açıp sonraki videolardan haberdar olmayı unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.